Dağlar dağlamadı beni, gören ağlamadı beni. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni. Dağlar dağlamadı beni, gören ağlamadı beni. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni. Vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana. Susadım su isterim, su vermez çaylar bana. Dağ duman olanın, halı yaman olanın, uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın. Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın. Vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana. Susadım su isterim, su vermez çaylar bana. Susadım su isterim, su vermez çaylar bana. Herkese merhaba, selamun aleyküm. Bakın karşınıza neyle geliyorum, hangelle geliyorum. Kars'ın yöresel yemeği hangel. Annem kesmişti. Tabii kesip kurutmuştuk. Bundan 2 hafta önce falan, yani babam o zaman rahatsız değildi. Babama kesti, dedi ki can istemiş yesin diye. Tabii babam yemedi. Ama ondan sonra bana da vermişti. Ben de beyaz bir bez parçasının üzerine sermiştim ve şu şekilde bu şekilde tek tek bezin üzerine sermiştim, kurudu. Herkese bir selam ver. Selamünaleyküm merhaba. Ben sana bunu nasıl Sen boş öğreteceğim? yer lafını kesmek istemedim ayak. Teşekkür ederim. Her zaman de. Diyorsun. Ya Vermişim. Olsun, sen bu ikimizin şeyi ufuk böyle. tabii ki de ya. Şimdi sen konuşurken bir lafın içine. Tamam, teşekkür ederim. Bu şekilde sermişim, tek tek gördüğünüz gibi kurumuş. Biz Ufuk'la gittik, pimapenler vardı, onları verdik, geldik. Geldik derken markete Geldik, girdim. nerede Geldik, girdik markete. Böyle işte şimdi bunu dökeceğiz ve Ufuk'la yiyeceğiz. Çocuklar yedi. Evet, bu arada çocuklarım beni bugün çok mutlu etti. Dedim ki şükürler olsun. Onlara yaptığım her şey helal hoşlar olsun. Aslı! Aslı! Saniye aşkım. Tuzunu dökeceğim. Suyum kaynıyor. Ufuk Aslı ile Enes'e ama göstermesinler tam. Aslı ile Enes çağ şey içmiştin, kefir. Böyle ne aldın oğlum, karnın nasıl bakalım? Çok iyi aldım. Evet. Sen ne aldın kızım? Takdir. Gel bakayım, ne aldın? Takdir. Takdir aldı. Benim kızım takdir aldı ablaları. Ablaları çok sana şükür olsun. Paraları da aldın ama. Artık bir altın alırsın onda. Anana benze yavrum. Kolları çekiyor biliyor musun? Ha? Kolları çekiyor. Ya, sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Ha? Tamam ama ilk önce karnınız aç değil mi? Emin misin? Hangi yemeyeceğim mi? Bak hadi hangi, ondan sonra çay falan koyarız. Bir şeyler koyarız. Toz şeker Migros'ta 100 kaç liraydı Ufuk? 129. Ondan sonra yok pardon 125 lira. öyle miydi? Öyle bir Bir şeyler. tane Migros'un ben ıslak mendille çok iş yapıyorum. Onu söyleyeyim. Bugün dedim ya mutfağı falan bütün böyle temizledim. Şu kapağa ihtiyaç yok. Mutfağı temizliyorum ben bir gün önce mesela, bir gün sonra da evleri mesela süpürüyorum. Evlerim temizdi zaten ama ufak soğanı buna yapar mısın bir tane şöyle tavaya. Soğanı, yağı oradan sana yağ al. Tereyağı falan şey yapmayacağım.
Ben tereyağı artık öyle kullanmıyorum. Kahvaltıda kendim yiyorum. Okul işe gidiyor, kendim yiyorum benim o boyu tereyağı. Fuha da mı vereceğim? Ne gerek var? Pahalı. Kars'tan geliyor zaten. Kendim de alıyorum ya. Valla. Yiyeceğiz. Neler olmuş, neler olmuş, neler olmuş. Ne olmuş Ufuk? Hayatım yeter mi? Söyle bakalım ne oldu Ufuk? Hayır, ne oldu derken? Ne oldu? Video durdu. Video benim dur. Sen güzel. 4 dakika çekmiş. Ben burada boş boşuna 15 dakika konuşuyorum. Hepsini. Aman Ufuk soğanları falan şey yaptığını gördünüz mü? Doğradı etti. Ben bulaşıkları falan yerleştirdim. Ondan sonra şurada hiç güzel durmuyor ya. Kuşmak istedim. Neyse. Ondan sonra ne yaptım ben? Babama anlatıyordum. Babam gün işte siz bu videoyu izlediğinizde babam 3-4 gün önce gitmiş olacak. İnşallah tedavisi başlayacak. Tedavisini soranlara söyleyeyim. Babam mide kanseri. Bir hafta önce öğrendik. Midesi herhalde... bilmiyorum onu duydunuz mu söyledim mi? Türkü söylemeyi düşünmüyorum. Kendi önceden söylediğim türküler var benim. Ses atmıştım kendim söyleyip. Onlardan tek tük atacağım. Bu türkü Hacer Aydın ablam, canım ablam sana gelsin. Bundan sonra bir dahaki bir tane daha söylediğim türküm Medine Çalışır ablama gelecek. Yani daha doğrusu hepinize de gelmiş olsun. Ama Hacer Aydın ablam istemişti. Ben canlı da yaparsam eğer bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum tam. Yaparsam da türkü söylemeyi düşünmüyorum. Çünkü bu aralar bizi çok zorlu süreç bekliyor. Annemle de öyle olmuştuk biz. Onun için ben bu aralar çok yoğunum. Bakın saat kaç, bu saatte geldik eve. Bunu artık kapatabiliriz Ufuk. Tamamdır bu. Bakın hiç birbirine yapışmadı çünkü tek tek olduğu için. Göstereceğim de size canlar döküyüm. Çünkü inşallah iyi olacak babam. Değil mi Ufuk? İnşallah iyi olacak. Tekirdağ'da görecek tedavisini babam. Öyle. Benim de vallahi koyunların yanına gidip geliyoruz. Kartonlar, plastikler. Bakın ben tek tek göstermiştim ya size. Koyarken durmasın ya bu gene. Çekiyor mu Ufuk? Çekiyor. Bakın tek tek oldu çok güzel. Bu kuru olduğu için bu birbirine yapışmıyor da. Böyle hemen hazır eve geldik ya açız. Hemen böyle döküyoruz ve yiyoruz. Markete falan uğradık. Ufuk o zaman ben çocukların karnesini anlatamadım mı? Anlattın mı? Bilmiyorum ki. Çocuklarım çok güzel bir karne aldı. Biliyorum. Bakacağım yani ama tekrar söyleyeyim. Kızım takdir aldı. Oğlum da yine 3'e gidiyor. İnşallah seneye 4. sınıfta o da takdir alacak. 3. sınıfta takdir teşekkür yok. Ondan sonra yine benim kızım. Bizim ikimizi de çok gururlandık. Ufuk aşkım. Kaşıkla değil. Al. Atla kaşığı var onun. Onu buraya koy. Koy bakayım buraya. Tabii çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz kızımıza. Sarımsak katayım mı? Ben sarımsak katmayacağım. Ağzım kokmasını istemiyorum. Böyle. Hangi Yamandağ'dır? Böyle işten geldik mi biz böyle karı koca birlikte hemen yemeğimiz her şeyimiz. Ufuk bunu süzeyim mi? Kaç aşkım? Çok güzel oldu. Bunu hemen süzüp. İndi soğan kenarda yağlanan güzel bir hemen kavrulacak. Buna bir şey olmaz. Çünkü kuruydu kapattım. Hemen 3-4 dakika şey yaptım kapattım. Bir şey olmuyor. Ufuk az kaçsan aşkım. Bu da çok az tuz kat. Aynı sarımsak kim olsun. Sarımsağım var ama ben şimdi sarımsak katmayacağım. Çünkü oturuyoruz ediyoruz. Ben sevmiyorum. Ya. Gelip giden oluyor biliyor musunuz? Ağzımız kokumasın. Bugün gene amcam falan gelmişti. Çok az fazla değil. Tamam. Tamam. O zaman sarımsak kim kadar. Anladın hele? Dedim mi bilmiyorum orada dinlediniz mi?
Dedim ki bir video atacağım öne. Ses kayıtlarımı da Türkçe koyduğum şeyin üzerine koyunlar otardı. Bir fındıklık var böyle, çok güzel ot vardı. Koyunlar da, ondan sonra ufa dedim bana çek at, üzerine size bir türkü koydum. Kime koydum? Hacer Aydın ablam, inşallah beğenirsin. Böyle hepinize gelsin. Çünkü benim sesimi beğenenler, sevenler var. Hepinizden Allah razı olsun. Şunu bir süzeceğim aşkım benim. Onda ne var? Ben bilmiyorum, olacak koyayım. Onun da içerisine yağ koyur. Hemen dolaba koyur. O zaman dolapta nasıl sen koyuyorsun? İçinde yağ var, nasıl? Yağ koydun mu dolapta hiçbir şeye değmiyor. Biliyorsun benim düzenimi. Bunu gel içine bir tane yağ koy, oraya koy. Bak şuradan bana bir tane şey verersen mi? Nasıl verebilirim? Tepti var ya. Aklına koyayım. Çok yoktu. İkimize göre. Beş kim yiyebilir, anladın mı? İkimiz yiyeceğiz. Aslı zaten alın. Dışarıda arkadaşlarıyla çiğ köfte yemiş. Bak şunu alacağım mı aşkım? Şöyle çocuklara sıcak çikolata aldım. Kaç tane sıcak çikolata almışsın? 6 tane aldım. Sıcak çikolata güzel oluyor. Süt aldım. 3 tane mi 4 tane mi ne? Sütlaç da yapmayı düşünüyorum ama fırına atmayı düşünüyorum. Şöyle şurada. Burayı gene ıvır zıvır alırken biraz bozmuşlar. Böyle. Ya diyorum ki almayacağım hiçbir şey. Ben diyorum. Ya almayacağım diyorum. Hukuk zorlama. Hukuk bunu salona götür. Al aşkım. Yok illa al. Dün ödekini kurtarak ye. Sağ olmuş. Maaş aldım, alacağım 5 al. Duyuyoruz mu? Bu benim 5. toz şekerim. Şu anda 6. oldu. Maaş alınca gene alacakmış. Ne yapacaksın o tutuyor toz şekeri? Çay koydun mu? Ufuk çok güzel çay demliyor. Çok güzel. Tane yağ, şundan aldım kendime. He? Bundan vardı. Öteki yoktu. Normal böyle mikro. 5 tane yağ, 5 tane. Güzel daha bunu aldım. He. Olur ya. Unutmayacağım. Valla akşamları bu saatte. Siz sigara içiyordunuz, ben de. Yakışmıyor bana değil mi? Ben bana yakışmıyor, sigara da yakışmıyor. Ufuk ele güzel çay demliyor. Ele güzel, ele güzel, ele güzel. Çay demliyersen. Kaz bile 20 lira olmuş aşkım. Ne? Kaz. Al, bugün evleri temizledim. Evleri derken mutfağı temizledim. Aşkım şu nadal çocuklar gene de seviyor. Dursun. Onları 10 günde bir sevindiriyorum. 3 tane süt aldım. 2 pakette mi ne de var. Bu sütleri de aşağı koy. Al aşkısı. İkisiyle sütlaç yapacağım. Heh, bohça yoğuracağım annemlere. Yoluna. Al. Bulamadım. Dereotu. Dereotlu bohça. Yarın alacağım. Hamuru yoğur getir. Şöyle de bir tane lahana aldım. Migros'ta. İndirim vardı şu lahana. Şöyle 24 lira tuttu. Bence çok iyi tuttu. Pazarda 50'den 60'dan aşağı tutmaz. Ben böyle alıyorum. Biliyorsunuz göstermiştim. Bir tane büyük bir kabın içerisine onun özel bıçağı var. Onunla böyle yaparak doğruyorum. İçerisine bir yemek kaşığı sirke. Başka ne katıyordum Ufuk? Benim kapağı. Limon. Bol limon. Buna 2 tane sıkarım. Bunu çayla içeceğim ben. Herkes kendini ödüllendiriyor. Ben de kendimi ödüllendiriyorum. Şunu süzün mü 2 dakika? Hani kaç? Daha leğen geldi önüme düştü. Al. Ne yapacağım? Burası bile toz şeker yağ dolu. Ama yağ mı alalım istersen? Alacağız. Bak hemen gaza geldi. Şimdi ben 2 dakika bunu böyle süzüm. Kaç. Of çok güzeldi. Hele kaç. Tamam. Şimdi bunun üzerine koy. Koy bunun üzerine dursun. Süzüsün.
süzülsün tencerenin içerisine. Tamam aşkım, o süzüle. Soğanı karıştır. Soğanı biraz kavururum. Epey bir kavur. Pembeleşecek soğan. 4 tane büyük soğan doğradı Ufuk. Şöyle yarısını buraya alırım. Altına serrik. Soğanı bol. Ne yaparız? Kars'a özgü hangel yaparız. Ufuk üzerine mayonez sökür tabi. Soğanı bol. Evet. Biz böyle yaparız bunu. Böyle işte. Gittik plastikleri verdik. Ondan sonra yüzüm de yandı. Plastikleri verdik. Şurası hiç sevmiyorum. Şu içten yapmış kalın bir şekilde içini. Aslında ben onu böyle makasla içine alabilirim. Anladın mı? Yani şurası bu kadarcık ama içindeki astarı. Şu astarı, turuncu astarı dolu yani. Kötü duruyor. Evet. Onu böyle alacağım. Böyle işte. Evde iş güç yapıyorum. Evlerin önünü toparlıyoruz. Koyunlarımızın yeni devamlı süpürge yapıyoruz. Ufuk otlattı. Otlatırken dedim üzerine kendi önceki attığım sesler var. Onlardan türkü sözleri var. Türkü söylemiştim. Onları atıyorum. Ondan sonra Ufuk'a ne kaç canım. Görünüyor mu? Bana doğru çevir. Hafif yaklaştır aşkım. Böyle. Ufuk sen şeyi yaklaştırmayı bilmiyor musun? Canım sen niye videoyu öyle getiriyorsun? Yerinden aynı yerine geri git bakayım. Aha bele. Vallahi tehdit. Çünkü tehdit. Annem kesir bana getirir ya. Hemen koskocaman bir bezlerim var benim böyle. Beyaz mutfak el bezlerim. Yani bezlerim var böyle. Hemen üzerlerine tek tek seriyorum. Tek tek yaptım mı? Aha da bele, aha da bak göstereceğim, yalan yok. Bu şekilde de aha bele tek tek çıkıyor, bakın. Gördünüz mü? Ya gerçekten öyle yani. Hemen ufak soğanı ver. Biz bele, bakın. Bu soğan, yağ. Kamerayı şöyle yapabiliyor musun aşkım? Bele, biraz küçük oldu, büyük borcam alamadım. Neyse bu ikimize yeter. Böyle bakın. Biraz daha pembeleştirebilirsiniz. Ben sevdiğim şekilde yapıyorum canlar. Böyle yağımla beraber. Ufuk sana yağ koydu. Aslında sarı yağ da vardı Ufuk köyden gelen. Ondan da çok güzel olurdu. Neyse karnımız başımız ağrıyor. Karşıdakilerin bulaktan su gelir. Söpsü yok su gelir. Bulaktan. Onlar gelir bulaktan suyu içirler. Alışıklar. Biz burada bir böyle yağ yiyende ya midemiz ya karnımız ağrıyor. Böyle. Yaklaştırabiliyor mu aşkısı? Biraz daha pembeleştirebilirsiniz. Biz böyle yaptık. Ufuk şey yaptın mı aşkım? Hı. Ay Ufuk yoğurdu töhmeyi unuttum. Karnım o kadar aç ki aşkım ya. Neyse yoğurdu dökün sonra soğanı dökün. Soğanı dökün tamam mı? Kusura bakmayın. Şöyle hafif kenarıya alayım. Vallahi kusur. Ya var ya inanın benim kafam o kadar karışık babamlarda. Bu video size babamlar giderken gelecek. Bakın şöyle kenarıya çekiyorum gene. Yoğurdu döküp öyle koyun tamam mı? Neyse biz aynı yere gidecek, arına gidecek fark etmez. Siz yoğurdu döker öyle yağ dökersiniz. Nasıl da olduğunu çok sert bir hamur yoğurursunuz. Sadece un su çok sert. Çok sert bir hamur olurdunuz öyle söyleyeyim size. Onu açırsınız ince. Ondan sonra oklaya sarırsınız. Ben öyle yapıyorum. Sonra böyle kesiyorum. Ben hani öyle alıp da şöyle kare değil. Oklava da öğrenmişim ben. Çok güzel. Hakkınızı helal edin. Ama çok güzel oldu. Ufuk. Bakar mısınız? Görünüyor mu? Bizim dilimizce mökken bir çay. Çaysız olmaz bunun üzerine. Çünkü yağlı soğan yiyerek. Ondan sonra güzel bir Ufuk hayır. Ufuk hayır. Kaldır aşkım benim. Güzel. Öyle değil. Aşkım bunu ayarlamam lazım. Ufuk. Kaç heves. Ben yapayım. Yani illaha iki kişi çağıracağım değil mi? Daha. Al önünü demle. Şimdi bu da burada böyle olsun. Ben bunları yıkayacağım. Al önünü. Bunu yattığın yerine. Şimdi bunları ben yıkamadan yemem. O arada birazcık da soğusun zaten. Bu şekilde böyle aslında sıcak sıcak da yenir de
Böyle biz bunu ekmekle de yiyoruz, öyle de söyleyeyim. Biz böyle bugünlük böyle oldu. Çayımızı da demliyoruz. Böyle işte biraz da sevincim, hem sevinçliyim hem hüzünlüyüm. Nasıl sevinçliyim? Çocuklarım güzel bir karne getirdi. Çünkü kız çocuklarımızın ve erkek çocuk yani çocuklarımızın okuması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın ben saat kaç olmuş çalışıyorum. Düşünün yani. Ama onlar okumuş olsalar, değil mi? Kendi meslekleri olsa, yeri gelir tatilleri de olacak. Her istediklerini alırlar, paraları olur, evleri olur, özgürlükleri olur. Her yönden kız çocuğu ve önce kız çocukları ve daha sonra erkek çocukları okutmak gerekiyor çocuklarımız. Ben bugün hem mutluyum, babam da çok mutlu oldu. Ondan sonra şimdi 22'sinde işte çocuklarımız zaten karne almasını bekledi ve 22'sinde inşallah babam tedaviye başlayacak. Buradan bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Söylemiştim bilmiyorum çekti mi orada durmuştu tekrar sildim başka şeyleri tekrar başladım hatırlamadığım için tekrarlıyorsam da kusura bakmayın babam mide kanseri benim bir hafta önce öğrendik Tekirdağ'a gidiyor tedaviye ve ameliyata bütün hastalarımız inşallah Allah'ım hepsine şifa versin diyorum. Tabii ki çok zor bir süreç. Ben bunu kendim de biliyorum. Çünkü 8 sene önce de yaşadım. Biz kaç gündür hiç iyi değiliz. Bundan sonra da yani tabii ki ben tabii ki benim babam da biliyor. Yani ben de zor duruyorum. Ben çok yani hiç iyi değilim ben. Ama iyi olacağız. İlk önce Allah'ım daha sonra doktorlar inşallah inşallah ben öyle diyorum. Allah'ıma dua ediyorum. Onlardan istiyoruz değil mi her şeyi? Öyle diyelim yani. Allah'ın duası olsun bütün hastalarımızın. İçinde de benim babamın, annemin. Böyle. Bir anda Allah herkesin yardımcısı olsun. evet, herkese yardımcısı olsun. Allah'ım herkese sabır versin. Biz kaç gündür hiç iyi değiliz. Böyle yani. Daha ne diyeyim ki? Allah'ım bütün hastalarımıza, bütün dünyadaki bütün hastalarımıza, dünyada yani. Öyle söyleyeyim. Böyle yani. Böyle. Bu şekilde. Ne yapalım Ufuk? Kapanış yapayım ben. Ufuk gitti, çatıya çıktı Ufuk. Ben sigara içmeye gittim. Böyle işte. Tabii ki yine de dediğim gibi biz evdeyim ben. Benim bir ara iki koyunken böyle bu kadar şey değildi. Havalar da çok yağıyor ama güneşli. Bazen rüzgarlı ama koyunlar ikiydi, şimdi dört oldular. Üçü hamile. Doğumlarına çok az kaldı. Hem yerlerini yapıyoruz, hem onları otlatıyor Ufuk her akşam. En azından 2-3 saat. Çünkü otun kokusunu duydukları zaman bağırıyorlar. Ot kokusu geliyor onlara. Böyle evde de benim işim gücüm var, çocuk var. Akşamları birdenbire bir telefon geliyor. Şurada karton var, şurada şu var, burada bu var. Haftanın cumartesi ve pazar günleri benim akşam 11-12'ye kadar pazarı topluyorum ben. Böyle şükürler olsun ki çalışıyorum ve bugün iyi ki dedim Allah'ım. Sana şükürler olsun ki dedim çocuklarıma dedim size yaptığımız her şey helal hoş olsun dedim. Böyle yani. Bugün yine tekrar gururlandım. Hem sevindim hem sevinçliyim hem değilim. Hem mutluyum hem değilim. Neden? Babamın rahatsızlığından dolayı. İnşallah iyi olacak. Bizi zor bir süreç bekliyor. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. İçinde de bizlerin. Allah'ım babama da yardım etsin. Bütün hastalara yardım etsin. Böyle yani. Bu şekilde. Böyle. Ufuk şey yapalım mı canım? Ben kendimi zor tutuyorum. Fark ediyorsunuz. Ufuk da fark ediyor ve bana kapat diyor. Kapatma. Tamam. Babamı da annemi de çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani böyle.
Yani ben yani bu evde ayakta durmak zorundayım. Kimse kimsenin hiçbir şekilde şeyini bilmez. Biliyor musunuz? Hayatta ben çok mutluyum. Gerçekten çok mutlu bir evliliğim var. Sağlıklı evlatlarımız var. Şükürler olsun çalışıyoruz, alabiliyoruz, yiyebiliyoruz. Çalışıyoruz ya, şükürler olsun işimiz var. Benim gerçekten her istediğim oluyor. Ama bazen hastalık olduğunda buna kimse hiçbir şey yapamaz. Yani onun dışında tabii ki her şeyim çok güzel. Gerçekten evliliğim, hayatım, eşimden Allah razı olsun. O benim hep destekçim. Her yönde hani isyan etmiyorum. Kızmıyorum da, bu isyan edilecek veya şey değil. İlk önce annemde yaşadım. Şimdi babamın olması beni şok etti. Çünkü babam her gün, ama her gün her eve gitti. Yani sabah işe, yani işe nereden çıktı? Sabahleyin her sabah ilk bana girer. Böyle gelir bu içeriye girer buraya. İlk benim evime. Mesela birazdan şimdi gene gelecek. Yani değil mi Ufuk? Yani devamlı babam bu eve hep geliyor. Ben babam için hep birçok şekilde mesela ev alıyordum, ev almayı erteledim. Gitme kızım dedi. Hep babam için ben bu evde durdum. Annelerimizin, babalarımızın duaları çok önemli. Hep onların duasını aldım. Kendi öz annem babam, bu arada söyleyeyim size. Yani ben elimden geldiğince anneme babama yani hiçbir şeylik yapmadım. Ne anneme babama ne kimseye. Buradan beni dünya izliyor. Çok izleyenler var, tanıdıklar var. Yurt dışından beni çok tanıdıklar var. Bilirler benim nasıl bir evlat olduğumu. Ben buyum, ben buyum yani. Beni isteyen, seven böyle sever, böyle kabullenir. Kimseye bugüne kadar ne saygısızlığım ne terbiyesizliğim olmadı. Buyum, geleneğinde geleneği ve göreneğiyle yaşayan bir insanım ben. 44 yaşına kadar hiçbir saygısızlık, kimseye hiçbir şey yapmadım. Çocuklar için çaba veren ama çalışmayı seven, eşimle birlikte çalışıyoruz, mutlu bir evliliği olan, tabii benim arkamda annem babam da var her zaman. İyi ki varlar. Benim babamın eli o kadar açık ki inşallah iyi olacak. O ve bütün hastalar inşallah. Bizi zor bir süreç bekliyor. Burada tek başımayım ben. Benim kardeşim de bizimle kalacak. O da şimdi tek başına bekar bir çocuk. O da bizde kalacak. Koyunlarım var, evde işim gücüm var, çalışıyorum. Süreç bekliyor. Bu şekilde dualarınızı bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere.